Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, peygamberler ve Peygamber Efendimiz temiz bir iklim oluşturuyorlardı. Onların gönülleri, onların hayatları pırıl pırıldı. Onlar düşünüşleriyle, yaşantılarıyla insanlığın öncüsüydüler. Her biri insanlık için birer örnekti, birer modeldi. Onlar hem güzelliği halleriyle gösteriyorlardı, hem de kötülüklerin neler olduğunu beyan ediyorlardı. Peygamber Efendimiz'e şerefli arkadaşları, gönüllerinde oluşan soruları soruyorlardı ve düşünce dünyalarını berraklaştırıyorlardı. Efendimiz'e bir gün en büyük günahın ne olduğunu soruyorlardı. Peygamber Efendimiz en büyük günahın Allah'a şirk koşmak olduğunu beyan buyuruyorlardı. Ve sonra sıralıyorlardı günahları. Anne babaya karşı saygısızlık ve kötü davranmak. Yalancı şahitlik. Haksız yere adam öldürmek. Fakirlik endişesiyle çocuğunun canına kıymak. Ve komşusunun eşiyle zina etmek olduğunu bildiriyorlardı. Mümin günahlardan korkardı. Haramlardan sakınırdı. Hayatının kirlerden azade olmasını, tertemiz olmasını isterdi. Gönül kuşu kanatlarını çırpar dururdu. Gönül şelale gibi akmak isterdi. Bu da ancak temiz olabilirse mümkün olabilirdi. Hazreti Abdullah bin Mesud radıyallahu anh bir sözünde öyle diyordu. Mümin kimse günahlarını üzerine düşüverecek bir dağ gibi büyük görür. Günahkar kişi de günahlarını burun üzerine konan ve kovalayınca kaçacak olan bir sinek gibi görür diyordu. Günah ne kadar tehlikeliydi. İnsanın en aziz dünyası olan kalp dünyasını perişan ederdi, talan ederdi. Efendimiz öyle buyuruyordu. Her günah kalbe düşen bir siyah noktadır. Kul tövbe ederse günahı bağışlanır. Siyah nokta silinir. Ama tövbe etmez, günaha devam ederse siyah noktalar çoğalır ve giderek kalp simsiyah kesilir. Artık kalp, kalp olmaktan çıkar. Kalp işlevini gerçekleştiremez olur. Kalp sanki bitkisel bir hayata düşerdi. Artık günahlara karşı tepki vermeyen, günahlara düçar olduğundan ciddi üzüntüler duymayan bir hale dönüşürdü. Asıl olansa kalbin işleyişini duymaktı. Günahlara karşı yüksek tepkisini duymaktı. Kalbin bu anlamda hastalandığını duyabilmekti. Diğer bir ifadeyle kalbin çığlıklarını duyabilmekti. Kalbin ahu figanını duyabilmekti. Kalpte tehlike çanları çalıyordu. Kalpte sirenler çalıyordu. Aslında kalp bütün varlığıyla kendini korumaya çalışıyordu. Bunun için çırpınıyordu. Ahu figanı bunun içindi. Peygamber Efendimiz bir dualarında Allah'ım beni güzel bir iş yaptıklarında mutlu olan, günah işledikleri zaman da bağışlanma dileyen kullarından eyle buyuruyorlardı. Mümin insanın hayatı düşüş ve kalkış şeklindedir. Kirlenme ve yıkanma şeklinde bir hal arz eder. Müminin gönlü, kalbi, ruhu, vicdanı pırıl pırıl bir hayatı yaşamak ister. Onun en büyük özlemi budur. Ama nefs diye bir çılgın vardır. İnsana sürekli çelme takar. İkide bir insanı düşürür. Birkaç adım atmadan düştüğünü görmek mümkündür. Evvab diye ifade vardır. Yanlış yapar kul hemen Rabbine yönelir. Tekrar yanlış yapar, tekrar Rabbine yönelir. Bağışlanma diler. Nefs, insan ölünceye kadar insana tuzaklar kurar. Bu nedenle ölünceye kadar düşüşler ve kalkışlar kaçınılmaz gibidir. Bunun bir ifadesi olarak Peygamber Efendimiz, tövbe eden günah işlememiş gibidir buyuruyorlardı. Yine Peygamber Efendimiz, nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran buyuruyorlardı.
Bir Ramazan günüydü. Bir sahabi derin bir yanlışa düşüyordu. Mübarek Ramazan ayında oruçluyken eşiyle beraber oluyordu. Gençliğin verdiği haletle böyle bir günaha sürükleniyordu. Bu sahabe telaşla, korkuyla Peygamber Efendimiz'e geliyordu. Helak oldum ya Resulallah diyordu. Sonra da işlediği günahı anlatıyordu. Bu günahtan kurtuluş mümkün müydü? Böyle vahim bir hatadan arınmak mümkün olabilecek miydi? Peygamber Efendimiz bu sahabeye çözümler sunuyordu. Birinci olarak bir köle azat etmesini söylüyorlardı. Buna imkanı yoksa ard arda 2 ay oruç tutmasını beyan buyuruyorlardı. Buna da gücü yetmezse 60 fakiri doyurmasını öğütlüyorlardı. Önemli olan husus şuydu. Mümin günaha düçar olmuştu. Günahtan sonra gönlüne bir ağırlık çökmüştü. Günah sanki bir dağ misali gelip gönlüne çöküvermişti. Mümin bu ağırlığın altında eziliyordu. Koşarak Resulullah'a geliyordu. Ne yapması gerektiğini öğrenmek istiyordu. Mümin kalpler böyleydi. Önce kalplerde, gönüllerde bu derin duyarlılık olmalıydı. Önce niyetler, istikametler doğru olmalıydı. Kul dosdoğru olsun da Allah onun olumsuz hallerine rahmetiyle muamele ederdi. Son derece vahim olan bir durum vardı. Mümin insan hata yapabilirdi. Günahlara düçar olabilirdi. Hatalardan, günahlardan sonra ne yapıyordu? Hatalarından tevbe etmeye yönelmiyorsa, günahlarından pişmanlık duymuyorsa, işte bu son derece vahim bir durumdu. İş dünyası böyle olanlar taşlaşmış insanlardı. Kalbi taşlaşmış müminlerdi. Hatta taştan da daha taş kesilmiş kalplerdi. Taşlar vardı, bağrında sular fışkırırdı. Taşlar vardı, Allah korkusundan parça parça olurdu. Mümin için en önemli olan duyuşlarıydı, düşünüşleriydi. En önemli olan kaygılarıydı, ızdıraplarıydı, sancılarıydı. Müminin en büyük kaygısı Rabbi Rahim'ini gücendirmesiydi. Rahman-ı Rahim'i ile arasının açılmasıydı. İlişkilerinin soğumasıydı. Bundan son derece huzursuz olurdu. Bundan derin ızdıraplar çekerdi. Mümin cümle dünyalığını kaybedebilirdi. Yeter ki Rabbi Rahim'i ile arası gevşemesindi. Arası soğumasındı, ilişkileri bozulmasındı. Mümin Allah dediği zaman kalp dünyası dalga dalga olsundu. Rabbini andığında derin özlemler oluşsundu. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.